Ukrayna'daki duruma bakmamız lazım. Rusya giderek bir nükleer silah kullanacak duruma mı gidiyor? Yoksa bir şekilde kendini kurtarabilecek mi gibi soru işaretleri var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden CBS televizyonunun sorularını cevaplarken tabii konu ister istemez Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da özellikle Harkov harekatından sonra yaşamakta olduğu çöküşe ve bu çöküşü kompanse etmek, yani çöküşün yolunu durdurmak ve karşı atak geliştirmek için Rusya'nın kimyasal veya taktik nükleer silah kullanma konusunda ne yapabileceği konusunda bir soruyla karşılaştı. Biden dedi ki asla uyarıyorum, bu söylediğiniz silahlardan biri kullanılması halinde Ukrayna Savaşı'nın kimliği tamamen değişir ve insanlık 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaşmadığı büyüklükte ve çok daha büyük bir yıkımla karşılaşır dedi. Şimdi bu önemli. Bana da birçok soru geliyor. Ardan abi işte bu Ruslar konvansiyonel olarak meselelerini toparlayamıyorlar ve sürekli kaybediyorlar. Gerçekten Rus ordusu denildiği gibi bir ordu değilmiş ve Ukrayna ordusu da bayağı sağlam gidiyor. Peki bunu Rusya durdurmak için taktik nükleer silah kullanır mı? Bu benim de başından beri, ta Nisan ayından beri esasında hatırlayacaksınız. Çünkü işin bu noktaya geleceğini Nisan ayında ifade etmiştim. Nisan ayından beri ısrarla takip ettiğim bir konu. Fakat gördüğüm kadarıyla Rusya'nın böyle bir maceraya girme şansı giderek azalıyor. Giderek niye azalıyor? Çünkü anladığım kadarıyla Rusya özellikle Semerkant'ta söylediği Putin'in ifade ettiklerinden anladığım kadarıyla böyle bir seçeneği gündeme bile getirmekten çekiniyor. Bazı batılı uzmanların nükleer alandaki uzmanlıklarını bildiğim batılı uzmanların makalelerini okuduğumda şunu gördüm. Hepsinin o üzerinde ortak kanısı Rus Genelkurmayı ve generaller, Rusya'nın generalleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir nükleer hesaplaşmadaki sonuç alıcı gücünün ne olduğunu biliyorlar diyor. Bu şu demek, yani siz kullanabilirsiniz, evet bir defaya iki defaya mahsus, ama alacağınız cevabın altından kalkma ihtimaliniz çok kolay tahmin edilebilir bir şey değil. Bu nedenle mesela Putin bu konuda sorularla karşılaştı Semerkant'ta, Şangay İşbirliği Örgütü'nde. Tahmin ettiğimden daha soğukkanlı, fakat tahmin ettiğimden daha farklı cevaplar verdi. Dedi ki evet böyle bir durum yaşanmış olabilir ama biz hedeflerimizden vazgeçmiyoruz. Yani Rusya'nın Ukrayna hedeflerinden vazgeçmiyoruz. Nedir bu hedefler? Donbas dedi. Doğu bölgesindeki koruyucu harekatımız devam edecek ve gereken bütün cevaplar verilecek dedi. Şimdi esasında bu cevap beni rahatlattı. Açık konuşayım. Çünkü şöyle bakıyordum, yani Putin genişletir mi cepheyi diye bakıyordum. Hayır, savaşın başlangıcında yapmış olduğu hatayı kompanse etmek, yani karşılamak için biliyorsunuz hedeflerini küçülttü. Yani Donbas bölgesine bağlantılı Kırım, Donbas bölgesi benim hedefim bu. Bir ara bir takım genelkurmay yetkilileri işte yok Odessa'ya yürüyeceğiz, Moldova sınırına varacağız, işte Ukrayna'nın Karadeniz'de olan sınırını yok edeceğiz falan gibi açıklamalarda bulunmuştu ama ben onları pek ciddiye almadım dikkat ediyorsanız. Hiçbir zaman üzerinde de durmadım çünkü bu Rusya'nın kapasitesini aşan bir şey. Ha Rus ordusu gerçek anlamıyla bir savaş başlatıp
seferberlik ilan edip 2 milyon askerle oraya gelirse yapabilir mi? Yapabilir. O başka bir hikayedir ama öyle bir savaşın altından Rus ekonomisi de Rus halkı da kalkamaz. O yüzden diyorum. Şimdi böyle bir noktadayız. Ne dedi Putin? Bizim dedi acelemiz yok. Tamam doğru ama bir kan kaybediyorsun, adam kaybediyorsun, her şey oluyor. Biz Ukrayna altyapısını yok edeceğiz dedi. Ve dedi son dönemde bu Ukraynalılara yaptığımız atışlar var. Onlardan bir ders çıkarmaları lazım dedi. Bunu ben daha önce de ifade ettim. Geniş bir bölgeyi elektriksiz ve susuz bırakmayı hedefleyen bir politika bu. Yani nükleer silah kullanmıyor ama Ukrayna'nın çok stratejik geniş bir alanında insanların yaşama şansını ortadan kaldırıyor. Yani altyapıyı mahvediyor. Siz evdesiniz, elektrik yok. Ne zaman gelir? Vallahi önümüzdeki 3 yıl içinde bir gün gelme ihtimali var. Arkadaş bu su ne oldu? Vallahi işte patlattılar. Baraj da gitti. Susuz kaldık falan. Ya anlatabiliyor muyum? Böyle bir durumu oluşturmaya çalışıyor. Oluşturabilir mi? Buna kapasitesi var. Yani uzun menzilli balistik füzeleri var. Onlar konvansiyonel başlıkta taşıyor. Çok güçlü konvansiyonel başlıkları var. Yani neredeyse taktik nükleer silah başlığı gücünde ama radyasyon yaymayan konvansiyonel başlıkları var Rus ordusunun. Ben şimdi burada afaki konuşamam, açık konuşalım. Balistik füzeleri var. Yani isterse Ukrayna'nın yüz ölçümünün yarısını yaşanılamaz hale getirebilir. Bunu yapabilir, böyle bir gücü var. Yani şu anda kaybettiği toprakları belki geri alamaz ama bunu yapabilir ve bunu söyledi. Ve son derece net söyledi. Yani biz dedi bunu yapabiliriz. Herkes ayağını denk alsın dedi. Bu bir yerde Zelenski'yi gel artık şu masaya daha fazla bu işler büyümeden zaten büyüdüğü kadar büyümüş durumda biz bir çıkış yolu arayalım mı sorusu gibi de göründü bana. Çünkü gelen bilgiler şeyi devam ettiriyor. Harekatı Ukrayna ordusu bir defa boş yakaladı araziyi. 8000 kilometre kare az bir alan mı? Yani 4 günde kurtarılmış bir şey. Şimdi Luhansk'ı zorluyor. Şimdi Donetsk'i değil Luhansk'ı zorluyor. Oskil Nehri var oralarda. Bir de Svatova şehri var. Oskil Nehri üzerinden Svatova şehrine yeni bir harekat başlattı. Niye? Çünkü her ulaştıkları nokta her sondaki Rus askeri varlığının kuşatılmasına neden oluyor. Lojistik hatlarını yakalıyor habire Ukrayna ordusu. Yani Oskil Nehri ile Svatova hattını yakaladığı zaman Bolograd diye bir bölgesi var Rusya'nın kendi topraklarında. Ukrayna sınırına çok yakın. Geçenlerde bir iki füze de düştü oraya. O bölgedeki lojistik depoları ve lojistik yapılanmasıyla Ukrayna'daki birliklerinin arasındaki ilişki ortadan kalkıyor. Şimdi tabii bütün bunlar çok tehlikeli gelişmeler şey açısından ve Rusya açısından. İmparatorluklar toprak kayıpları ve insan kayıplarıyla pek ilgili değillerdir. Rusya bir imparatorluk. Biz hep Putin'i bir ulus devlet lideriymiş gibi görüyoruz. Şimdi mesela biz Allah korusun mesela 3 şehit veriyoruz. Keşke hiç vermesi. Bir yıkılıyoruz değil mi yani? Çünkü biz bir ulus devlet. İmparatorluklarda ölmüş adam sayısının, neden öldüğünü, kaybedilmiş toprağın falan bir önemi yoktur. İmparatorluklar öyledir. Avusturya Macaristan öyleydi, Osmanlı öyleydi, Çin böyle şu anda. Yani Afganistan'dan işte bir gecede çekildi gitti Amerika Birleşik Devletleri. Evet yenildim size ne dedi. Yani
İmparatorluklarla ulus devletlerin güvenlik ve zafer ve mağlubiyet refleksleri aynı değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir gün belki de özel bir video yaparım bu konuda. Çünkü Türk insanını biraz kafası karışık görüyorum böyle durumlarda. Mesela adamın 70 bin askeri öldü, umurunda değil. Espri yapıyor. Çünkü o bir imparatorluğun başında görüyor kendini. Öyle bir durum var. O yüzden böyle bir şey. Şimdi Avrupa hattına gelecek olursak Yunanlılar Leopard tanklarını Almanlar vermedi biliyorsunuz hala Zelenski'ye. Ukrayna hop oturup hop kalkıyor. Arkadaş ben bu kadar yer kurtardım. Bu yerleri benim güçlü tank birlikleriyle korumam lazım. Verin şu tankları diyor ki işte yani Almanlar vermiyorlar. Yunanlılar vermiş. Kendi envanterlerindeki tankların bir bölümünü Ukrayna'ya transfer etmişler. Yunanlılar bu denklemde yani bu Ukrayna denkleminde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile tam uyumlu anti-Rus bir politika izliyorlar. Bu benim için de şaşırtıcı. Çünkü tarihin içinden Rusya'nın Slav toplumları ve Slav olmayan toplumlar arasında çok tarihi iki ilişkisi vardır. Biri Sırbistan'dır, Sırplar Slav'dır ve resmen Sırp-Rus ilişkisi bir kardeşlik ilişkisi içinde yapılanmıştır. Öbürü de Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Patrikhanesi arasındaki çelişkilere rağmen Rus Ortodoksluğuyla Rum Ortodoksluğunun hele hele Osmanlı'nın çöküş döneminde falan gerçekleştirdiği ve devamında da sürdürdüğü dini ittifak ve bağlantısında Rus ve Yunan milletlerinin yakın dostluğudur. Şimdi o devre dışı kalmış vaziyette. Bu da enteresan bir not olarak düşünmesi gerekiyor. Rusya şu anda gördüğümüz kadarıyla kaybettiği alanları geri alabilecek bir konvansiyonel askeri yapılanmaya sahip değil. Bazı şehirleri yeniden kuşatma telaşları var, Lupiansk gibi. Fakat o haberlerin üzerinden 24 saat geçti. Herhangi bir oynama veya bir zıplama yaşanmadı. İngiliz istihbaratı, hep onlardan örnekte veriyorum. Luhansk'taki askeri yapılanmasının, Rusya'nın muhtemel bir Ukrayna taarruzunu önleyebilecek kapasitede olmadığını ifade etti. Bu yeni sürprizlerin Harkov'dan sonra Luhansk'ta yaşanacağını gösteriyor. Hoşçakalın.